Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sıradaki konumuz olan olasılık konusuna bakacağız. Olasılık konusunun bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Daha sonra konuyla alakalı sorular çözdükten sonra geçmiş olduğumuz üçlü sayılar, çarpanlar, katlar, karekök sayılar, olasılık, veri analizi gibi konularla alakalı genel bir hatırlatma çözümü yapıp dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi konumuzun adı dediğimiz gibi olasılık. Şimdi olasılık nedir? Arkadaşlar olasılık bir durumun, bir olayın gerçekleşme veya gerçekleşmeme. Biz buraya sadece gerçekleşme yazalım. Veya gerçekleşmeme ihtimalidir. Bunun adına biz ne diyoruz? Olasılık diyoruz. Şimdi siz bir olasılık işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar burada bazı tanımlarınız olacak. Bunlar nelerdir? Bunlar olay. Bunlar çıktı. Tamam mı? Olay. Çıktı. Olasılık. Gibi değerler elde edeceksiniz. Bazı tanımlarınız olacak. Şimdi arkadaşlar olay sizin yaptığınız işlemdir. Örnek veriyorum. 16 kişilik bir sınıf var. Tamam mı? 16 kişilik sınıf. Ben öğretmenim. Geldim bu sınıfın kapısına. Bu 16 kişilik sınıftan bir tane öğrenci seçeceğim. Şimdi benim o öğrenciyi seçme işlemim olaydır. Arkadaşlar çıktı şudur. Çıktı olasılığı olan şeylerdir. Olasılığı olan şeyler. Hemen somutlaştıralım. Ben buradan bir öğrenci seçeceğim değil mi? Bu 16 öğrenciden herhangi birini seçebilirim. Yani bu 16 kişiden 16'sı da olabilir. Ahmet olur, Ayşe olur, Fatma olur. Şu an kimi seçtiğim belli değil. O zaman 16 kişinin hepsinin seçilme ihtimali var şu an. İşte bu seçilme ihtimali olan her şeyin her birine biz çıktı diyoruz. Olasılık ise bizim bu olayımızın, seçme işlemimizin sayısal değeridir. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir A olayının olasılığı, herhangi bir olay olsun şu seçme işlemindeki gibi, olasılık değeri nasıl hesaplanır? Olasılık değeri şöyle hesaplanır arkadaşlar. Benim olmasını istediğim şey, yani istenen durum bölü tüm durumlar bizim olasılık değerimizi hesaplar. Hemen bir örnekle gidelim. Tabi bunların üzerine daha söyleyecek şeylerimiz var. Arkadaşlar bir tane torba var. Bu torbada 7 tane kırmızı, 4 tane beyaz, 5 tane de sarı bilyemiz. Ben şimdi diyorum ki buradan bu torbadan bir bilye çektiğim zaman bu bilyenin kırmızı olma olasılığı. Şimdi bakın kırmızı olma olasılığını hesaplıyorsam. Arkadaşlar ben çekeceğim bilyenin ne renk olmasını istiyorum? Yani istenen durum nedir? Kırmızı. Kaç tane kırmızı bilyem var? 7. Böyle tüm durumlar. Bakın burada şu yanılgıya çok rastladım ben. Kırmızıyı yukarı yazdı, tüm durumlara sadece 4 ve 5'i yazıyorsunuz. Hayır. Tüm durumlar dediği buradaki bütün bilyelerdir. Kaç tane var? 16. O zaman 7 bölü 16 kırmızı olması olur. Aynı şey beyaz için de geçerlidir. O zaman beyaz olma olasılığı böyle tüm durumlar. Bu da 1 bölü 4 demektir. Hatta %25 de diyebilirsiniz. Her türlü karşımıza çıkma ihtimali var. Son olarak sarı olasılığı. Bakın 5 sarımız var. 16 bilyemiz var. Toplamda da bunun olasılık değerini de 5 bölü 16 diyebiliyoruz. O zaman olasılık nasıl hesaplanırmış? İstenen durum bölü tüm durumlar ile hesaplanırmış. Şimdi bazı özellikler var dedik. Dedim ki bir olayın arkadaşlar olasılık değeri sıfır ile
1 arasında değer alır. Buradan hemen şunu da söyleyelim. 0 ve 1 de olabilir. Sınırlar dahil yani. O zaman ben şu yorumu yapabilir miyim? Bir olayın olasılık değerini hesaplarken bulacağın o sayısal değer 0'dan küçük olamaz, 1'den de büyük olamaz. O zaman 0 ile 1 arasında 0 ve 1 de dahil olmak üzere değerler alabilir. Olasılık değerinin 0 olmasının bir anlamı vardı, hatırlıyor musunuz? Kesin, imkansız olay. Olasılık değerim 0 olduğunda bunun anlamı neydi? İmkansız olaydı. Peki olasılık değerim 1 olduğunda bunun anlamı neydi? Bu da arkadaşlar bir kesin olay demektir. Tamam mı? Birazdan bununla alakalı bir somut örnek vereceğiz. Dedik ki bir A olayının olma olasılığı nedir? PA olsun. Olasılığı 0 ile 1 arasında değer alabilir. 0 ve 1 de olabilir. Arkadaşlar çok önemli bir özellik var. Diyor ki bir A olayının olma ve olmama olasılığının toplamı 1'dir. Yani bir olayın gerçekleşme ve gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı 1'miş. Hemen şöyle bir örnek verelim mesela. Şimdi diyorum ki bir torbadan mavi bilye çekme olasılığı 3 bölü 10 ise çekilen bir bilyenin mavi bilye olmama olasılığı mavi bilye olmama olasılığı kaçtır? Ben şunu biliyorum. Mavi bilye olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Şu arkadaşı eksi gönderirsin. X eşittir 1 vardı. 1 eksi 3 bölü 10. Bakın ne olacak? 10 eksi 3 7 bölü 10. Bu sefer mavi bilye olmama olasılığı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bu özellikler bizler için önemli. Şimdi imkansız olay ve kesin olaydan da şurada bahsedip artık soru çözmemize başlayalım. Arkadaşlar bilye üzerinden gidiyorum sürekli. Amaç hani konunun kavranmış olması. Şimdi 3 beyaz 2 mavi bilye var. Ben buradan bir bilye çekeceğim. Çekilecek bilyenin kırmızı olma olasılığı. Hadi hesaplayalım. Kırmızı bilye var mı şu an burada? Yok. O zaman bu imkansız olaydır. Olasılık değeri 0 çıkacak. Ama bakalım nasıl 0 çıkıyor. Şimdi istenen böyle tüm durum değil mi? İstenen ne? Bilyenin kırmızı olması. Kaç tane kırmızı bilye var burada? Hiç. Yani 0 tane. Toplam kaç bilye var? 5. 0'ın 5'e bölümü nedir? 0. Bakın imkansız olay neden 0 olduğu da buradan çıkacak. Peki. Şöyle de bir örnek yapıp bitirelim. Bir torbada 10 tane kırmızı bilye var. Bu torbadan çekilecek bir bilyenin kırmızı olmalısı. Arkadaşlar 10 kırmızının içinden bir bilye seçersen kırmızı olasılığın ne olur? Kesin olur. Kesin kırmızı gelecek. Kaç bir kırmızı bilye var? İstenen durum 10. Toplam kaç bilye var? 10. 10 bölü 10 nedir? 1. Kesin olayında neden 1 olduğunu bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir sınıfta 12 tane kızımız var, 16 tane de erkek öğrencimiz var. Eş kağıtları yazılıyor. Kızların isimlerinin yazdığı kağıtlar kırmızı. Bakın kızlar.
kırmızı kağıtlara yazılacak. Kaç tane kırmızı kağıdın bulunacak o zaman benim? 12 tane. Erkekler mavi zarflara koyulacak. Mavi kağıtlara yazılacak. Onlar kaç taneydi? 16. Şimdi en önde oturan Ceren çekilen zarfın renginin kırmızı olduğunu söylüyor. Ceren zarftan çıkacak ismin kendisine ait olma olasılığını doğru düşünüyor. Kağıtta Ceren yazma olasılığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi Ceren yazdığı kesin. Demek ki kızların içinden çekilecek. Kızların içinde bir tane Ceren var. Toplam 12 tane diyor. O zaman ne olacak? 1/12. Bir fabrikada üretilen telefonların %25'i hatalıdır. Çalışan işçiler hatalı olan telefonların 5'te 1'ini tespit edip imha ediyor. Kalan telefonlar satışa sunuyor. Satıldığı yerden alınan bir telefonun hatalı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar diyorum ki benim 100 adet telefonum var. %25'i hatalıysa ya, 25 hatalı telefon var. Arkadaşlar bunların da 5'te 1'i tespit edilebilmiş. O zaman 25'in 5'te 1'i nedir? 5 tane hatalı tespit edilmiş. O zaman geriye kalan 20 tane piyasaya sunulmuş. Tamam mı? Yalnızca 5 tanesini çıkardım. Elimde toplam 95 tane telefon var. Bunların kaçı hatalı şu an içeride dolaşıyor? 25'in 5'i imha edilmişti. 20 tanesi. 5 ile sadeleştirdim. 4. 5 ile sadeleştirdim. 19. Doğru cevap seçeneği nerededir? C şıkkındadır. Yukarıdaki torbada içerisinde bulunan 5 tane sayı eş kağıtlara yazma eş kağıtlarla yazmaktadır. Rastgele çekilen kağıdın tam kare doğası yazmasıdır. Arkadaşlar bakın bu 1'dir. Bu 16/9'dan 4/3'tür. Bu 3'tür. Bu 4'tür. Bakın bu 4/10'dan 2/10. Şimdi benim toplamda 5 tane sayım var. Tam kare doğal sayı hangisidir? Yalnızca 4'tür. Bakın kök içindeki 16/9'u tam kare sayamazsınız. Çünkü bu 4/3'ün farklı bir ifadesidir yalnızca. Sizin bu sayınız sadece 4/3'tür. Benim elimde bir tane tam kare var. O da 1/5 olur. Evet, yukarıdaki daire şeklindeki hedef tahtasına ok atan bir kişi hedef tahtasını vurmuştur diyor. Daire içerisindeki ABCD karesinin köşegen uzunluğu 8 cm olduğuna göre yapılan atışın karesel bölgeyi sabit etmelisin. Arkadaşlar biz bunu bakın olasılık nasıl hesaplanırdı? Olasılık istenen durum bölü tüm durumlar. Şimdi sizin karenizin içine isabet etmesini istiyoruz. Bizim karemizin şu an bir kenar uzunluğu nedir? Bakın 8'dir. Pardon, köşegen uzunluğu 8'dir. Tamam. Köşegen uzunluğumuz 8 ise bakın dairenin yarı çapına ben 4'e 4 diyebilirim. Arkadaşlar şu an bir karede bakın şu kök 2 katı 8 olan bir sayı alıyorum. O zaman şu bir kenarına nedir? 4 kök 2'dir. O zaman karenin bir kenarına ne derim? 4 kök 2'dir. Arkadaşlar paralı alan yani istenen bir karedir. Bir kenarı 4 kök 2, 4 kök 2 ise alanı karesinden 32 bin. Geldim bütün alana. Bütün alan dairenin alanıdır. O da pi r kareyle hesaplanacak değil mi? Pi 3. R'yi ne bulduk bakın? 4. 4'ün karesi 16. Bu da 48. Bu da bütün bölüm. 16 ile sadeleştirdim 2/3 buldum. O nerededir? O da B şıkkındadır. Şimdi daire üzerinde olma olasılığı. Arkadaşlar şunu çizdim. Bu da 10 olacak mı? Merkezinden geçti. O zaman yarı çapı ne olur? 5 olur. İstenen durum dairenin alanı. Tüm durum dikdörtgenin alanı.
Dairenin alanını bulalım. Pi R kare. Dikdörtgen alanı 10 çarpı 10. Arkadaşlar 75 bölü 140 bulur musunuz? Hadi gelin 5 ile sadeleştirelim. 15. 5 ile sadeleştirelim. 28. Artık sadeleştirecek bir şey var mı burada? Yok. O zaman doğru cevap şıkkım Adana şıkkı olacak. Bir koldaki gömleklerden 12 tanesi kusurludur. Kolyenin rastgele alınan bir gömleğin kusursuz olma olasılığı 7 bölü 8 olduğuna göre kolyede kaç gömlek var? Arkadaşlar kusurlu 12 gömlek var. Kusursuz kaç gömlek var bilmiyorum. X bölü. Şimdi kusursuz olma olasılığı 7 bölü 8. Nasıl bulunur bu? Kusursuz gömlek sayısı bölü tüm gömlekler. Hemen işler dışlar. 8x 7x artı 84 x'i ne buldum arkadaşlar? 84 buldum. Bakın kusursuz gömlek 84. Soru benden ne istiyor? Soru benden toplam kaç gömlek var diye istiyor. O zaman 84 12 daha 96 bu işi çözer. Nerede bir değerli şimdi. Şimdi amiral battı oyununda oyuncular rakibinin kağıdını görmeden bir karenin yerini söyler. Söylenen kare rakibin gemisinin üzerinde olduğu karelerden birisi gemi bulmuş olur. Amiral battı oynayan iki arkadaştan biri gemisini kağıda şekildeki gibi yerleştirmiştir. Rakibin ilk atışta gemiyi vurma olasılığı. Bakın geminin üzerinde olduğu kare sayısı kaç? 3. Toplam kare sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 36. 3 ile sadeleştirirsem ne bulurum? 1 bölü 12 bulurum. Bunu da doğru cevap şıkkı yine A şıkkı olacak arkadaşlar. Birken uzunluğu 60 cm olan karesel bölge şeklindeki hedef tahtası iç içe iki kare ile bölgelere ayrılmıştır. Bu karelerin kenar uzunlukları 20 cm ve 40 cm olduğuna göre hedef tahtasına isabet eden bir okun boyalı bölgeyi isabet etmemiz. Arkadaşlar şimdi ben bu boyalı bölgeyi bulmak istiyorsam bir kenar uzunluğu 40 olan şu büyük kareden bir kenar uzunluğu 20 olan şu küçük kareyi çıkarmalıyım. O zaman hesaplayalım. Boyalı bölge eşittir. Bir kenarı 40 olan alandan bir kenarı 20 olan alanı çıkardık. Cebisel ifadeleri hatırlayalım. İki kare farkı. Tabanlar farkı. Tabanlar toplamı. Yani 1200. 1200 benim boyalı bölgem. Olasılık neydi? Boyalı bölgeyi istiyordu. O zaman boyalı bölgenin alanı çarpıp bütün bölgenin alanı. O da bir kenara 60 olan bir kare. Tamam arkadaşlar. Şunlar gidecek. Yukarıda 12, aşağıda 36 vardır. 12 ile sadeleştirirsem 1 bölü 3 cevap şıkkını bulmuş olurum. Bu soru için de doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bakın bir torbada 15 kırmızı, hemen not edelim şuraya, 11 mavi ve 7 tane de siyah renkli özdeş toplar bulunmaktadır diyor. Bu torbadan en az kaç top çıkardıktan sonra yapılacak bir rastgele çekilişte kırmızı, mavi ve siyah topların çekimi olsa da birbirine eşit olur. Arkadaşlar bakın biz şu an top eklemiyoruz, top çıkarıyoruz. Top çıkaracaksak sayısı en az olana eşitleriz. Buranın 7 olabilmesi için 8 top çıkarmalıyım. Buradan da 4 top çıkarmalıyım. 8, 4 daha en az 12 top çıkarmak zorundayım. Şimdi 32 öğrencisi olan bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı
3/8'dir. Erkek oyuncu sayısı. Arkadaşlar kız olması nasıl bulmuş? Kız sayısı bölü tüm sınıfın mevcudu değil mi? Şimdi bu kaçmış? 3/8'miş. Arkadaşlar bizim mevcudumuz 32. O zaman şunun 32 olabilmesi için 4 ile genişletirim. 12/32 bulurum. Şimdi kız olma olasılığıydı bu. Yukarıda da istenen durum yazardı. Demek ki bizim kız sayımız kaç? 12. Toplamımız 32 olduğuna göre erkek sayımız kaçtır? Erkek sayımız da 20'dir arkadaşlar. İşlemsel olarak bir yolu daha var mıdır? Var. Kız öğrenci sayımıza x deriz. Kız öğrenci olması da ne olur? X bölü bütün sınıf 32. Bu da eşittir 3/8'e. 8x eşittir 32 çarpı 3'ten x eşittir 12 bulursun. Şunu sadece çizip yapmadıktan sonra. Toplam mevcut neydi? Toplam mevcut 32 idi. 12'si kızlara aitse erkeklere de y diyelim. Orayı da 20 buluruz her türlü. Şimdi 21 bin metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250, 500 ve 1000 metrekarelik bölümleri ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir diyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş korbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Şimdi bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olmasıları eşit olduğuna göre arsanın kaç ortağı vardır? Arkadaşlar bu demektir ki eşit sayıda 250, 500 ve 1000 metrekarelik kağıt olur. O zaman şurada ortaklarımızın sayısı 8, 8, 8 olacak demektir. Şimdi deneyelim. Hangisi toplamda 21.000 verir? 8 tane 250, 2.000'dir. 8 tane 500, 4.000'dir. 8 tane 1000, 8.000'dir. Toplam 14.000. 21.000'i verdi mi? Hayır. O zaman aşık olmaz. Buraya gelelim. 12, 12, 12. 12 tane 250 arkadaşlar 3.000'dir. 12 tane 500, 6.000'dir. 12 tane 1000, 12.000'dir. Topla 21.000'i verdi mi? Evet. Ben de bunu istiyorum. O zaman doğru cevap çıktı. B oldu. Bu bir LGS sorusudur. Şimdi tablo 1'de ve tablo 2'de bazı sayılar var. Diyor ki tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biri ile birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartları yazarak boş bir kutuya atılır. Rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı 1/8 olması için A olmalıdır. Arkadaşlar önce bakın. Kök 12, 27, 3, 8 ve 28'e çarptım. 4 bundan, 4 bundan, 4 bundan, 4 bundan toplam 16 tane sayı gelir. Tamam mı? Doğal sayı olmalısı 1/8 ise 2/16'dır. Demek ki bana 2 tane doğal sayı lazım. Doğru mu? Bakalım doğal sayı olma olasılığı var mı hiçbirinin? Şimdi şuna bakalım. (2√3, 2√5, 3) 3√3, √2, √3 var. Şimdi bakın. Şu 2√3 ile 3√3'ün çarpımından bir doğal sayı elde edebiliyorum. 2√3 ile 3√3'ün çarpımından da bir doğal sayı elde edebiliyorum. Bunlardan bir doğal sayı gelmeyecek. Artık. Tamam mı? Bakalım 2√5'ten gelmez. 3'ten gelmez. Şimdi ben zaten şunla şunu ve şunla şunu çarparak 2 doğal sayı buldum. O zaman A'nın çarpımından, A ile karşıdaki sayıların çarpımından bir doğal sayı çıkmaması lazım. O zaman A'nın içinde (√2, √3 ve √7) olamaz. O zaman (√2, √3 ve √7) olamaz. (√5)'in bir sakıncası olmayacak.
Bu da bir LGS sorusu. Ve içinde 5 kırmızı veya 5 sarı renkli topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır. İçinde kırmızı veya sarı renkli 5 topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olması daha fazladır. Bakın burada 5 top var. Sarı ve kırmızı olmak üzere. Buradan çektiğin topun kırmızı olması da daha fazla. Şimdi ayrıca mavi ve sarı renkli top, 7 topun bulunduğu şu torbadan da sarı olma olasılığı daha az. Birinci için ne diyelim? Kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığından fazla. İkincide de sarı olma olasılığı daha azmış. O zaman mavi büyüktür sarı diyoruz. Şimdi birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan çekilen bir topu sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? Arkadaşlar en fazla kaçtır diyorsa ben olabildiğince büyük sarılar elde etmeliyim. Tamam mı? Bu durumda 3'e 2 olabilir. Bu durumda 4'e 3 olabilir. Ben bunların hepsini getirip buraya attım. 12 topum oldu. Sarı kaç tane oldu? 5 tane oldu. O zaman doğru cevap seçeneğim 5/12 olacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar olasılıkla alakalı çözeceğim sorular bu kadar. Şimdi birkaç tane de bitirmiş olduğumuz konularla alakalı hatırlatma, böyle pratik anlamında sorular çözüp videomuzu sonlandıracağız. Şimdi 4200'ü asal çarpanlarına ayırıyorum sevgili arkadaşlar. Bir daha böldük. 1050. Bir daha böldük. 525. 3'e bölelim. Ne elde ederiz? 175 mi? Evet. 5'e bölelim. Ne buluruz? 37. Mi buluruz? 175'i de 5'e bölelim. 35 buluruz. 5'e böldük. 7'ye böldük. Bakın. 2 üzeri 3. Bu durumda B3. 5 üzeri 2. Bu durumda C2. Bakın. Geriye kimler kaldı? 3 ve 7 kaldı. 21. Demek ki A da 21 olacak. Şimdi A bölü B. 21 bölü 3 artı C yani 2. Bu da nedir? 7 artı 2'den 9 olmuş. Şimdi ender kenarları 360 ve 540 olan bir dikdörtgen arazi alıyor. Bu arazi dikey ve yatay olarak kenarları tam ortalarından 4 eş parçaya ayırıyor. Bu 4 eş parçanın belli olması için etraflarına eşit aralıklarla zeytin ağacı dikmek istiyorum. Bakın. Şuna benzer bir soru. Daha önceki yayınlarda çözmüştüm. Şunu yapıyor. Tam orta noktası. 180, 180. 270, 270 oldu. Şimdi. Köşelere de dikmek koşuluyla demiş miyiz? 4 eş parçaya ayrılıyor. Köşeleri de dikilmek şartıyla bu iş için gereken zeytin ağacı sayısı nasıl kaçtı? Arkadaşlar ben şu köşelere 9 tane ağacımı bir kere dikiyorum. Bunlar hiç benim kafamı bulandırmaz. Şimdi dikme varsa, bölme varsa ben şu 180'in ve 270'in ebobunu bulmam lazım. Sanki 90'dır. 90'a böldüm. 2, 3. Zaten aralarında asal çıktı. Başka çarpan yok. Arkadaşlar 90 metrelik aralıklarla bu ağaçları dikmem gerek demektir. Şimdi 270'i 90 metrelik 3 parçaya ayırırsın. 3'e bölmek için 2 ağaç dikersin. Aynı şey de şurada vardır. 270'lerin hepsi için 2 ağacı dikebilirim. 180'i 90 metrelik 2 parçaya bölersin. 2'ye bölebilmek için 1 ağaç kullanırsın.
O zaman buralara da ne gelecek? Buralara da bir tane ağaç gelecektir. Şimdi bakalım. 9 tane köşelerde ağacımız var. Arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane de 270'lerde var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de 180'lerde var. Bu ne demektir? 27 tane ağaç dikilmesi demektir. Şekildeki dijital saatin dakika ve saat kısmı 13.40'ı gösterdiğinde Erhan, Emre, Engin ve Erdem yemek için mola veriyor. Şimdi dakika ve saat kısmındaki tüm sayıların asal çarpanları ilk seferde aynı olduğunda Erhan. Arkadaşlar bakın burası zaten 13, sağ tarafta bir 13 çarpanı daha olamaz. Saat kısmı bir kere 14'e gelecek. Asal çarpanları 2 ve 7 olan en yakın 14'te. Değil mi? O zaman Erhan 14, 14'te. İkinci sefer aynı olduğunda 2 ve 7. 14, 28'de Emre. Daha sonra 14, 42 mi diyebiliriz? Evet. 14.40 burada. 4. sefer aynı olduğunda ise 14.56'da da Erdem ne yapacak? Çalışmaya başlayacak. Dakika ve saat kısımlarının rakamları toplamı en büyük olan kimdir? E bakın. 10. 15. 11. Burada ne gelecek? 16. Kimmiş? Erdem. Doğru cevap seçimimiz Diyarbakır şıkkı olacaktır. Evet. Şimdi bu tekerin çapı 40'sa yarı çapı 20'dir. Bu tekerin çapı 90'sa yarı çapı 45'tir arkadaşlar. Şimdi hem bu hem bu bisiklet aynı mesafeyi tekerlekleri tam tur atacak şekilde tamamlayabiliyor. İkisinin de aldığı mesafe en az kaç santimetredir? Arkadaşlar bunun bir tur attığında alacakları yol tekerleklerinin neyi kadardır? Çevresi kadardır. O zaman 2 pi r. 2 pi r. Buradan ne elde edersin? 120. Buradan ne elde edersin? 270. O zaman gittiğiniz yol 120'nin ve 270'in ekoku olmak zorunda arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. 120 ve 270. Şöyle bir 10'a bölelim direkt. 3'e bölelim. Şuraya 4. Şuraya 9. 3'e bölelim. 3'e 4. 3'e bölelim. 1'e 4. 4'e bölelim. 1'e 1. Şimdi 9. 36. 360 çarpı 3. Bu da 1080 demektir. Arkadaşlar yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan gerçek sayı olanlar ve olmayanlar belirlenecektir. Daha sonra adetlerine göre grafiklerde gösterilecektir. Gerçek sayı olanlar yeşil, olmayanlar beyazlar. Arkadaşlar kök eksi bir kökün içinde negatif sayı olmazdı hatırlarsanız. Bu bir gerçek sayı değil. Sıfır bir gerçek sayıdır, bir bir gerçek sayıdır. Bakın kök içinde 9 bölü 100'ümüz var. Bu 3 bölü 10 olarak dışarı çıkacaktır. 0,3 ondalıklı yani bir gerçek sayıdır. Bunu da kabul ettim. Arkadaşlar pi'nin kendisi bir gerçek değil. Bir kök içine aldım hiç değil. Şimdi 5 sayının 3'ü gerçek. Buna göre 360 da kaçtır? Bakın 72 katı. Bunun 72 katı ne olacak? Bakalım. Gerçek sayı olanlar yeşil. Hangisi doğrudur? 72 katı. Bunun 72 katı 216 olacak. Arkadaşlar gerçek sayıların açısı 216 olmak zorunda. Yani yeşil. Bakıyorum burada 72. Gitti. Burada 308. Gitti. Burada 216. Sanki aradığım şeydi. Doğru cevabım C olacak. Evet. Şimdi bir oyuncak dükkanına gidenler arabaları incelerken orta taraftaki oyuncak kamyonu sola doğru kamyonun uzunluğu kadar hareket ettirmiştir. Kamyonun uzunluğu 100 çarpı 5'ten 10 kök 5. Şimdi 1620'yi hemen hesaplayalım kaçtır?
2'ye böldüm 810. 2'ye böldüm 405. 3'e bölersek 135 miymiş? Evet. 3'e bölelim 5. 3'e bölelim 15. 3'e bölelim 5. 5'e bölelim 1. 2. 3. 6. 3. 18. Kök 5 burası. 720 nedir arkadaşlar? Hemen 720'yi 5'e bölelim. O zaman burası da 12.45. Şimdi kamyonun boyu kadar nereye gidecek bakın? Kamyonun boyu kadar sola doğru. 10.45 geldi. Şöyle oldu kamyon. Arkadaşlar 18.45. 10.45 geldi mi 8.45 kaldı. 12.45'te 10.45 geldi mi 22.45 kaldı. Şimdi farkını soruyor. 22 kök 5'ten 8 kök 5'i çıkarırsam 14 kök 5 elde ederim. Arkadaşlar bu da son sorumuz. Şimdi bir doğal sayının pozitif tam bölen sayısı asal çarpanlarını çarpma şeklinde yazıldıktan sonra üstlerin birer fazlasını alarak çarpması ilave edilir demişti. Burada bir bilet kuyruğu var. Kimlerin nasıl sıralandığı belli. Diyor ki tam bölen sayısı 8 olan sıra numarasındaki en son kişi biletini alıp sıradan ayrıldığında yeni bilet sırası hangisi gibi olur? Burada şıkları deneyeceksiniz. D şıkkını deniyorum. Görüntü şu an bu şekilde ise sırada 42 numaralı kişi var. Bakalım o kişi acaba son sıra 8 tane pozitif böleni olan kişi midir? Anlayalım. Bu 6 kere 7'dir. Kuvvetler 1 değil mi? 1 artı 2, 1 artı 2, 1 artı 2 çarp. 8 tane çarpanı gerçekten var. Bakalım arkadakilerin de 8 tane çarpanı yoksa cevabıma bunu diyebilirim. Arkadaşlar 43 zaten asal 2 çarpanı var. Biri kendisidir, biri birdir. 44, 4 çarpı 11'dir. 1 artır 3, 1 artır 2, 6 çıktı. Bakın 8 tane çarpanı olan çıkmadı. Demek ki son 8 tane çarpanı olan 42 sıradaymış. Arkada da bu ikisi kalacak. O zaman doğru cevap seçeneği ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar olasılık çözümümüzü de burada bitiriyoruz. Onun dışında hatırlatma anlamında birkaç tane de farklı konulardan sorularımızı çözdük. Bir sonraki derste belki de birinci dönem konularıyla sınırlandırılmış bu sınav için en ciddi, en yanıltıcı soruların gelme potansiyeli olan konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşikler konumuza bakacağız. Yine konu anlatacağız, bolca sorular çözeceğiz. Sonrasında da sınava kadar deneme çözümleri, farklı soru çözümleriyle çalışmamızı tamamlayıp sınava gideceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.